Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Evet dostlar, Çinli analistin açıklamalarını aktaracağız. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması sadece Rusya'yı değil, Çinli analistleri de rahatsız etmiş. Haberin başlığı, Türkiye bir anda çıldırdı ve Türk Milletler Cemiyeti'ni kurdu başlığı kullanılıyor. YouTube üzerinden değerlendirmeler yapan analist şu ifadeleri kullanmış. Türkiye liderliğindeki Türk Milletleri Birliği resmen kuruldu. İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bunun dışında Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan halkından liderler açılış törenine katıldı. Daha önce Türkiye bu ülkelerin din, dil ve gelenekleriyle derin kökleri olduğunu ve Arap Ligi sistemini taklit ederek bir Türk Milletler Cemiyeti kurmaları gerektiğini belirtmişti değerlendirmesinde bulunuyor. Ardından burada kendisi sitem etmiş, şu şekilde ağlıyor. Bu şey ne için? Bu belalı dünyada büyük bir hırs edinmek, hatta Osmanlı Türkiye'sinden daha büyük bir imparatorluk kurmaya çalışmak gibi. Ama bu mümkün mü? Her şeyden önce Rusya aynı fikirde değil. Bu Orta Asya ülkeleri Rusya'nın arka bahçesidir. Rusya, Türkiye'nin arka bahçesinde sorun oluşturmasına nasıl izin verebilir? Amerika da aynı fikirde değil. Amerika Birleşik Devletleri ile sık sık karşı karşıya gelen böyle bir Müslüman ülke gelişip büyürse Orta Doğu'da Amerikan hegemonyası nasıl devam edecek? O halde Çin, ABD ve Rusya direkt Türklerden, yani bunlardan kurtulmak için el birliğiyle çalışmalı, yoksa sonu gelmez sıkıntılar olur şeklinde sefil olmaları gerekiyor açıklamasında bulunmuş. Çinliler amaçlarını böylelikle bir kez daha göstermiş oluyor. Amaçları tabii ki de Türkler ve diğer Müslümanlar diyebiliriz. Görüldüğü gibi Çinli analistin değerlendirmesini okumuş olduk. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması Çin'e de dert olmuş durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Gece saatlerinde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Selam'la görüştü. Ardından Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Lübnan ziyaretime Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Selam'la görüşerek başladım." değerlendirmesinde bulunuyor. Diğer haberimiz Polonya'dan. Polonya sınırına gitmek için Belarus'a gelen düzensiz göçmenler başkent Minsk'te toplanmaya devam ediyor. Bununla ilgili görüntüler yine Anadolu Ajansı tarafından servis ediliyor. Avrupa Birliği'nin artık yaptırım uygulamasının beklendiği notu da düşürmüş. Yine Polonya'nın Belarus sınırına duvar örmesi bekleniyor. Bundan da bahsedelim. Polonya, Belarus sınırına duvar örecek. Polonya radyosunda İçişleri ve İdari Bakan Yardımcısı Wonsing, Polonya makamlarının önümüzdeki yılın ilk yarısında Belarus sınırına duvar inşa etmeyi planladığını duyurdu. Aynı zamanda ilgili anlaşmanın henüz sonuçlanmadığı da ifade ediliyor. Bakan yardımcısı, göçmenlerin biriktiği Belarus-Polonya sınırında son gecenin sakin geçtiğini de ifade ediyor. Burada yapılan açıklamada 5 metrelik mühendislik yapısının uzunluğu ise 180 kilometre olacak. Ayrıca elektronik ekipmanlarla donatılacak, hareket sensörleri içerecek, kameralar ve termal kameralar özellikle burada yer alacak. Yaz aylarında Beyaz Rusya'nın Polonya ve Baltık ülkeleriyle sınırında Orta Doğu ve Afrika'dan Batı Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteci akışı artmış durumda. Zaten neredeyse son birkaç haftadır sürekli bunu aktarıyoruz. Diğer haberlerimize bakalım. Türkiye ile Moğolistan arasında anlaşma imzalandı. Bunun detaylarına bakalım. Makine ve kimya endüstrisi ile Moğolistan arasında Moğolistan'da fişek, üretim ve montaj hattı kurulumu yapılacak. Türkiye Moğolistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Sayıkhan Bayar Gürset, makine kimya endüstrisi anonim şirketi Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette Gürset şahitliğinde MK ile Moğolistan Savunma Sanayi Kurumu arasında fişek anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Moğolistan'da yıllık 10 milyon adet kapasiteli fişek üretim hattı kurulacak.
Törende konuşan Gürset, Türkiye'nin savunma sanayisinde gelişmiş bir ülke olduğunu, atılan imza ve işbirliğiyle iki ülke kurumlarının önemli işlere imza atacağına inandığını söyledi. İmza töreni sonrasında fabrikada incelemelerde de bulundu. Ülkemiz Türkiye makine kimya endüstrisi aracılığıyla bir sene önce de Ürdün'de benzer bir hattın kuruluşuna yönelik sözleşme imzalamıştı. Şirket söz konusu hattın kurulumuna yönelik farklı ülkelerle görüşmeler yürütüyor. Libya'ya gidiyoruz. Önümüzdeki cuma günü Libya'nın başkenti Trablus'ta yine toplu mezarların bulunduğu Terhun'da Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın 24 Aralık başkanlık seçimlerindeki adaylığı protesto edilecek. Seçimler büyük ihtimalle ertelenecek. Trablus'un doğusunda bugün yapılan eylemin başlangıç olduğu da değerlendiriliyor. Mavivatan.net'in haberine göre Anadolu Tersanesi tarafından üretilen El Doğa Eğitim ve Açık Deniz Karakol Gemisi'nin Katar donanmasına teslim edildiği duyuruldu. Gemi Katar'a doğru yola çıktı. Geminin ikizinin test ve donatım işlemlerinin ise devam ettiği dediğimiz gibi Mavivatan.net tarafından ifade edilmiş. Dünya medyasından diğer haberlere bakalım. İran'da 2 yıl önce sivil uçağı 2 füzeyle vurma emrini veren General Hacızade, uçağa füze isabet ettikten sonra nasıl havalimanına geri dönemedi, bunu biz de soruyoruz şeklinde şaka gibi açıklamalarda bulundu. Bunların kafası dediğimiz gibi çalışmıyor. Diğer haberlerimizi aktaralım. Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov Brüksel'i ziyaret edecek. 15 ila 17 Kasım 2021 tarihinde, yani dün akşam kendisi Brüksel'e gitti. Özbekistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği İşbirliği Konseyi'nin 16. toplantısına katılacağını da not düşelim. Özbekistan ve Kazakistan askerleri Afganistan sınırında tatbikat yapacak. Özbekistan'ın güneyinde Afganistan sınırında Termez ilçesi eğitim sahasında 17 ila 24 Kasım tarihleri arasında Kazak-Özbek ortak tatbikatı yapılacak. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Tatbikata Kazak tarafından 100'den fazla asker katılırken çok işlevli Su-30 SM avcı uçakları, S-295 askeri nakliye uçakları, taktik insansız hava araçları bu tatbikata katılacak. Kazakistan birimlerinin muharebe eğitim görevleri, arama ve keşif operasyonları yürütme kapsamında düşman müfrezesini yok etmeyi amaçlıyor şeklinde tatbikatın senaryosu paylaşılmış. Yine Avrupa Birliği Afganistan'a yardım etmek için Özbekistan'da merkez oluşturmayı planlıyor. Açıklamada Özbekistan'ın AB üye ülkeleri vatandaşlarının Afganistan'dan tahliye edilmesindeki yardımı takdir ettirirken, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasında Avrupa Birliği ile Özbekistan arasında aktif işbirliğine duyulan güven de ifade edilmiş. Evet dostlar, biz de böylelikle dünya genelinden haberleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.